arkadaşlar. Bu dersimizde atom ve yapısından bahsedeceğim. Öncelikle atom ve elektriği işleyelim. Elektrik, elektrikus kelimesi nereden gelmiş? Bunlardan bahsedeyim. Elektrik kelimesi kehribar anlamına gelen Yunanca elektron sözcüğünden gelmektedir. Bakınız burada da kehribar taşını görüyoruz arkadaşlarım. O dönem kehribar taşının yün, tü, kıl gibi maddeleri çektiğini görüyorlar ve buradan elektrik, elektrikus kelimesi türüyor. Elektriği inceleyen ilk bilim adamı William Gilbert'tır. 16. yüzyılın sonlarında statik elektrikle magnetizm arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yapmıştır. Benjamin Franklin 1752'de gerçekleştirdiği ünlü uçurtma deneyiyle yıldırımın bir elektrik olgusu olduğunu ispatladı. Elektrik yüklerinin pozitif ve negatif olarak belirlenmesini de gerçekleştirmiş oldu. Elektriklenme iki cismin birbirlerine temas etmesi veya sürtünmesi sonucunda maddelerin sahip olduğu nötr durumu kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Elektriklenme madde geçişi değildir arkadaşlarım. Öyle olsaydı sürtünme sonucu maddelerin özelliklerinde değişmesi gerekirdi. Örneğin cam çubuk yüne sürtüldüğünde başka bir maddeye dönüşmesi gerekirdi. Anatomi profesörü Luigi Galvani kurbağalarla ilgili deneylerinde kurban sinirlerine iki farklı metalle aynı anda dokunduğunda bir gerilme tespit etti. Bu gerilmeyi biyolojik elektrik olarak tanımladı. Galvani'nin ileri sürdüğü biyolojik yani hayvansal elektrik fikrine karşı olan Alexandra Volta elektriğin metallerle ilgili bir olgu yani metalik elektrik olduğunu ispatlamak için deneyler yaptı. Şimdi Faraday'ın elektroliz deneyinden bahsedelim arkadaşlarım. Elektroliz konusunu tabii ki ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Buradaki bakırın değerliği artı 2, klorun değerli eksi 1. Bakır 2 klorür çözeltisi elektroliz edildiğinde katyonlar katota bakınız anyonlar anota doğru göç ederler. Faraday elektroliz deneyini tamamlıyor ve yaptığı çalışmalar sonucunda katotta belirli bir miktar madde elde etmek için gerekli elektrik yükünün daima sabit veya bu sabit değerin katları olduğunu buluyor. Yani bakır 2 klorun elektrolizinden 12.7 gram bakır elde etmek için gerekli olan elektrik akımı bakır 1 klorun elektrolizinde 12.7 gram bakır elde etmek için gerekli olan elektrik akımının iki katıdır. Elementlerin farklı bileşiklerinin aynı miktar elektrik yükü ile elektrolizinde elektrotlarda biriken element kütlelerini kendi atom kütlelerine bölmüş ve elde ettiği sonuçlar arasındaki oranların sabit tam sayı olduğunu görmüştür. Aynı elektrik akımını kullanarak bakır bir klorun elektrolizinde 12.7 gram bakır elde edilirken bakır 2 klorun elektrolizinde 6,35 gram bakır elde edilir. Ki bunun arasındaki oranda arkadaşlarım 2'dir. Şimdi faradayın elektroliz deneyinde dediğim gibi ilerleyen zamanlarla ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Ama hatırlatmak maksatlı Q eşittir I çarpı T eşitliğini kullanabiliriz. Q devreden geçen yük. I devreden geçen akım şiddeti. T zamandır ama zamanı mutlaka saniyeye çeviriyoruz arkadaşlarım. Elektrik yükü miktarı klomp olarak ölçülür. Katotta 1,118 mg gümüş toplayan yük miktarına 1 klomp denir. Arkadaşlarım bu soruluyor. Katotta 1,118 mg gümüş toplayan yük miktarına bir faraday mı denir? Bir klomp mu denir diye soruyor. Bir klomp denir dememiz gerekir. Bir faraday 1 mol elektron yüküdür ve 96.500 klomba eşittir. Bir maddenin eşdeğer gramı atom kütlesinin yükseltgenme basamağı oranına eşittir. Bakınız alüminyumun eşdeğer gramını hesaplayalım. Alüminyumun atom ağırlığı 27. Yükseltgenme basamağı 3, 9 gram. Kalsiyumun atom ağırlığı 40, yükseltgenme basamağı 2, yani 20 gram. Sodyumun atom ağırlığı 23, yükseltgenme basamağı 1, yani 23 gram olarak hesaplanır seri bağlı iki elektroliz kaplarından birinde saf kalsiyum klorür eriği yani sıvısı diğerinde saf alüminyum klorür eriği bulunmaktadır. Bir süre elektroliz edildiğinde kapların birinde 8 gram kalsiyum açığa çıkıyor diğer kapta kaç gram alüminyum açığa çıkar. Şimdi arkadaşlarım Klorun değerinin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Buradan kalsiyum yükseltgenme basamağının artı 2 olduğunu bulduk. Klor eksi 1, alüminyum artı 3. Katyonlar katota doğru hareket ederler. Dolayısıyla katotta da indirgenme gerçekleşir. Kalsiyum artı 2 indirgiyorum. Kaç elektron alması gerekecek? 2 elektron alması gerekecek. Alüminyum artı 3 kaç elektron alacak? 3 elektron alüminyum katısı. Dediğim gibi bunu tabii ki ayrıntılı bir biçimde tekrar göreceğiz ama seri bağlı elektroliz kaplarında geçen elektrik miktarları eşittir. Bakınız burada 8 gram kalsiyum açığa çıkıyor diyor. Onun molünü hesaplarsak kalsiyumun atom ağırlığı 40, 8 bölü 40, 1 bölü 5'ten 0,2 mol. Kalsiyum 0,2 mol. O zaman bir kas sayısı 0,2'yi gösterdiyse iki kas sayısı 0,4 mol elektron olacaktır. Seri bağlı elektroliz kabı olduğuna göre geçen elektrik miktarları eşittir. 3 0 4 ise bir kas sayısı 0 bölü 3 molü gösterecektir. Alüminyum atom ağırlığı 27'dir. Çarparsak 3.6 gram alüminyum açığa çıkar. Yani arkadaşlarım toparlayacak olursak Faraday'ın deneylerinden şu sonuçlar çıkarılmıştır. Atomlar tarafından elektrik yükünün parçacıklar halinde taşınması atom altı parçacıkların varlığının delili olarak gösterilebilir, önemlidir, sorulur. Elektrik yükü taneciklerden meydana gelir. Elektrik yük akışı atomlarda var olan parçacıkların akışıdır. Aynı yıllarda havası boşaltılmış cam tüpe yani katot ışınları tüpüne elektrik uygulanarak elektriğin ve maddenin yapısının araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktaydı. Faraday'da katot ışınları tüpü ile ilgili çalışmalarda bulundu. Ancak yeterli vakumu oluşturamaması ve başka teknik nedenlerden dolayı bu ışınlarla ilgili bir sonuca ulaşamadı. Bize sorulabilir arkadaşlarım. Faraday'ın katot ışınları deneyine katkısı var mıdır diye evet diyeceğiz ama tabii ki deneyi başarıyla sonuçlanamadı. Müzik <laughs>